Emrah Bey merhaba. Merhabalar Hülya Hanım. Öncelikle sektör özel programımıza siz de hoş geldiniz. Yoğun temponuzda bizi aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Caymaz Teknik'teyiz şu anda. Yıllardır zaten çok da güzel hizmetleriniz var. Bostanbükü'ndeyiz şu anda, öyle değil mi? Evet. Safranbolu. Evet. Ve tabii ki biraz sonra biz hizmetlerle ve faaliyetlerle ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Ama önce izleyicilerimize ben Emrah Caymaz'ı tanıtmak istiyorum. Önce kendinizden başlayarak Caymaz Teknik'i nasıl oluşturduğunuz bizlerle paylaşır mısınız hikayenizi lütfen? Paylaşırız. 2001 yılında başladık biz bu sektöre. İstanbul ve Kocaeli, aynı zamanda Safranbolu hizmet veriyoruz. Profesyonel olarak çalışıyoruz. Buralarda şubeler hala devam ediyor. Siz evet, de kendi ülkenize, kendi şehrinize geri dönmek istiyorsunuz. Buradakilerin evet. açıklığını görerek, öyle değil mi? Evet. O zaman birazcık hizmetleri açalım. Şimdi teknik diyoruz ama şimdi tekniğin içine o kadar çok alan giriyor ki sizde neler var, neler yapılıyor, hizmetleriniz nelerdir? Yani bizde hizmetlerimiz beyaz eşya, kombi, klima, arızalı bakımını çalışıyoruz biz. Bizim buradaki hani eksik gördüğümüz şey, buradaki servisler garanti vermiyorlar bir yıl. Bizde garanti vardır her zaman, yaptığımız işin arkasındayız. Profesyonel alma çalıştığımız için de hani öyle bir ihtiyaç doğdu. O yüzden artık beyaz fakat buradayız. Beyaz eşya servisliği yapıyorsunuz, aynı zamanda teknik servis ve tabii ki arıza bakımlarınız var. Evet, arıza bakımlarımız var. Peki şimdi tabii bakıldığı zaman dışarıdan çok kolay gibi görünse de çok zor bir mesleğiniz var ve hizmet evet. sektörüne hitap ediyorsunuz. Evet. Ve hizmet sektörünün en de zor bölümü, hatayı da götürmeyen bölüm aslında. Evet. Bu anlamda hizmet verirken nelere dikkat edersiniz Caymaz Teknik olarak? Şimdi yaptığımız işlemlerde hani para odaklı çalışmıyoruz biz asla. Önemli olan bizim için arızaya gidermek. Bizim her zaman bir prosedürümüz var. Hani biz teknik servis olarak hani insanların sorununu çözmeye çalışıyoruz. Sorun yaratmaya çalışmıyoruz. Bizler çoğu zaman ne yazık ki diğer sektörlerde de olduğu gibi uygun fiyat politikasına aldanarak merdiven altı yapan yerlere gidebiliyoruz. Çoğu zaman hem cebimize hem de ne yazık ki canımıza mal olan durumlar olabiliyor. Evet. Eğer arıza giderilmeyecekse bile evet yaparız denebiliyor. Peki bizler nasıl anlayabiliriz iyi bir teknik servise sahip olduğumuzu ve neye dikkat etmek durumunda tüketiciler? Yani artık şu an hani internet, yani internet daha çok güzel kullanılıyor. Orada yorumlarımız oluyor. Ondan sonra bizim orada yapmış olduğumuz çalışmalarımız oluyor. İşte referanslarımız oluyor. Tabii, resmi olması gerekir. İşten anlayan, gerçekten anlayan insanların kendini belli ediyor hani. Veya işte bir telefonla konuşması, yani normal arıza anlatırken bile konuşması fark edebiliyor. Hangi eşyalarda tamir arıza daha fazla sizde? Bizde çamaşır makinesi fazla kullanılıyor. Yani arıza daha çok geliyor. İşte yaz aylarında buzdolabı vesaire. İşte kışın kombiler daha çok ağırlıklı geliyor. Hangi bölgelere daha çok hizmetleriniz var? Karabük, Safranbolu. Tüm ilçelere gidiyoruz. Haftada bir gün ilçelere seferlerimiz oluyor. O şekilde haftada bir diğer ilçelerimize de hizmet veriyoruz. Safranbolu il ve ilçelerine gidebiliyorsunuz. Evet. Yani çevre illere de gidebiliyor, uzanabiliyorsunuz. Evet. Ulus var bunun içerisinde. Ulus var, Bartın bölgesi var. O bölgede hizmet veriyoruz. Hizmette sınır yok. Hizmette sınır yok. Peki size gelen bir arızayı kaç günde karşı tarafa çözüm uygulayıp teslim ediyorsunuz? Arızanın büyüklüğüne göre değişiyor ama bizde çabuk bitiyor arıza. Çünkü yığılma oluyor. Yığılma olmaması için, hem insanların mağdur kalmaması için bir an evvel hızlı bir şekilde bitiriyoruz arızalarımızı. Harika. Arızayı yaptıktan sonra mı bir yıl garanti veriyorsunuz evet. onlara? Yapılan arızaya bir yıl garanti veriyoruz. Parça ve içeriğini peki şartıyla kendilerinden doğan arıza değil elbette. Sizin yapmış olduğunuz bir durum var ise mi bir yıl garantiniz var? Evet, bir yıl garantimiz var o şekilde. Ücretsiz olarak bozulduğu zaman tekrardan ücretsiz tamirini yapıyoruz. Peki sadece buraya mı gelmeleri gerekiyor? Yerinde de tamiriniz var mı? Yerinde tamirimiz var. Arıza büyük olduğu zaman sadece cihazları atölyeye alıyoruz, atölyemize getiriyoruz burada. Onlardan siz edebiliriz. Gidip alabiliyorsunuz da geri de biliyorlar buraya, evet, değil mi? Evet, genelde biz gidip alıp geliyoruz. Hani insanlar tek kişi olduğu için taşıyamıyorlar falan. Ekiplerimiz var bizim. Ekiplerimiz gidip alıyor arızayı, getiriyorlar. Siz işinizi çok severek yapıyorsunuz. O evet. kadar belli ki gözlerinizden de ama tabii başarı tesadüf olmuyor elbette. Evet, birkaç gerçekten. Yerde çalışmışsınız, birkaç şehirde kurmuşsunuz evet. bu işi. Ki buralara yani. Da gelmişsiniz, başarı tesadüf değil diyoruz ama yalnız olmuyor. Ekip evet. de var. Biraz önce bahsettik. Kaç evet. kişisiniz efendim? Toplam 4 kişiyiz. Kaçta açılıp kaçta kapatıyorsunuz? Sabah 9'da açılıyor, akşam 9'da kapatılıyor. Farklı hizmetleriniz var mı? İnternet üzerinden ikinci el satışlarınız da var sanıyorum. Evet, ikinci el beyaz eşya ürünlerimiz de var bizim burada. Öğrenci ağırlıklı olduğu için burası öğrenciler tavsiye ediyor genelde. Onlara daha çok veriyoruz. Yardımcı oluyorsunuz onlara da. Evet. Öyle değil mi? Hepsi çoğunlukla gurbete geliyorlar buraya. Peki, sizler gibi çok yer görebiliyoruz. Çevrenizde de var aslında ama. Sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir? Neden Caymaz Teknik'e gelinmeli? Niye siz tercih edilmelisiniz? Fark ne diğerlerinden? Yani biz işimizi daha iyi yapıyoruz, geliriz. Öyle söyleyeyim. Yıllardır ki tecrübeniz evet, var değil mi? Çekirdekten içmesiniz zaten. Evet. Buna para amaçlı çalışmadığımız için biz arıza odaklı çalışıyoruz. Gerçekten hani insanların sorununu çözmek hoşumuza gidiyor.
Bundan keyif mutlu alıyoruz. Mutlu oluyorsun. Evet. Harika. Peki yıllar önce burayı kurmuşsunuz. 2001 yılında başlamış öykünüz. Biz biliyoruz ki bir iş yeri kolay kurulmuyor. Kolay da sürdürülmüyor. Hele ki bugünlere gelmek çok zor olsa gerek. Aradaki zorluğu yaşayan siz, biz şu anda projelerinizi dinliyoruz sizlerinde. Bugüne kadar neler yaşadınız ve şu anki yere gelmeyi hayal eder miydiniz peki Emrah Bey? Hani hayal edemezdik. Gerçekten hayal edemezdik. Yani işimizi severek yaptığımız için... Yani buralara kadar geldik müşterimizin sayesinde. Dürüst ve güzel bir şekilde çalışarak, öyle değil mi? Peki var mı farklı şube istekleri siz sürekli? Çünkü yenileniyorsunuz, araştırıyorsunuz, teknolojiyi bir arada kullanıyorsunuz. Sürekli yenilikler çıkıyor ağzınızdan. Evet. Merak ediyoruz o yüzden. Var mı farklı projeler, büyütmek gibi, farklı yani yerler işte, gibi? Evet var. Bartın bölgesinde şu an hizmet vermeye çalışıyoruz. Orada bir yeni yani oluşum olacağız orada da. Şube açacaksınız oraya da. Evet. Umarım birkaç şubede de tüm Türkiye geleneğine yayılırsınız. İnşallah. Güzel hizmet içinde. Son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen müşterilerinize, siz tercih edenlere, ikram başındakilere neler söylemek istersiniz son kez? Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesi bekliyoruz burada. İş hiçbir olsun şey... olmasın, çayımıza, kahvemizi içmeye, safranbolu lokumumuzu yemeye, sohbetimizi her zaman bekliyoruz. Peki efendim, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hem vermiş olduğunuz değerli bilgilere, hem kendi bölgenize, hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde umarım uzun yıllar boyunca Caymaz Tekne'nin ismini farklı illerde duymak dileğiyle. İnşallah. Farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın Emrah Bey. Başarılar diliyoruz efendim. Teşekkür ederiz.